Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri hoş geldiniz. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde Türkiye yeni dönemdeki temsilcilerini seçti. Yarın milletvekilleri yeminlerini edecekler ve 28. yasama dönemi başlayacak. Bu temsilcilerden biri de Can Atalay. Kendisi bir gezi tutuklusu. Hatay'dan milletvekili seçildi. Ancak yarın yemin töreni olmasına rağmen tahliye edilmedi. Bugün bu konuya dair yayın konuğumuz Türkiye İşçi Partisi Parti Meclisi üyesi avukat Özgür Urfa olacak. Kendisiyle konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Şimdi elbette Türkiye İşçi Partisi'nden pek çok isim Can Atalay'ın tahliye edilmesi gerektiği konusunda hukuki gerekçelere de dayandırarak açıklamalar yaptı ama bir daha dinleyelim sizden. Şu anda hukuki süreç doğru işletiliyor mu? Nasıl işletilmeli? Şöyle başlayalım. Can Atalay 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerden civarında oya Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili olarak seçildi. Aslında 14 Mayıs itibariyle kendisi milletvekili sıfatını kazandı. Ancak geçtiğimiz hafta Perşembe günü Hatay İl Seçim Kurulu tarafından mazbatasının verilmesiyle bir kez daha resmileşmiş oldu milletvekilliği. Ve yine geçtiğimiz günlerde resmi gazetede de YSK'nın kesinleşmiş sonuçları ilan edilerek aslında üçüncü kere Can Atalay'ın tip Hatay milletvekili olduğu resmi belgelerle, kayıtlarla üst üste üçüncü kez tescil edilmiş oldu. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü mazbatasının alınmasıyla birlikte aslında tahliyesiyle ilgili hukuki sürecin re'sen başlatılması gerekiyordu. Yani herhangi bir başvuruya gerek kalmadan Yargıtay tarafından kendiliğinden Can Atalay'ın milletvekili olması sebebiyle tahliye edilmesi gerekiyordu. Ancak bir tahliye kararı verilmemesi üzerine Can Atalay'ın avukatları tarafından bir dilekçeyle ve milletvekili mazbatası da eklenmek suretiyle Yargıtay'a hızlıca bir tahliye talebinde bu içeren bir dilekçeyle başvuruda yapıldı. Hatta Cuma günü mazbatanın aslı da tekrardan Yargıtay'a yeniden götürülerek elden de teslim edildi. Bir an önce karar verilerek tahliye edilmesi için ama aradan bir hafta geçmiş olmasına rağmen dosya hala Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı önünde duruyor. Savcılık tarafından Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderilmemiş durumda ve 7 gündür aslında ciddi bir hukuksuzlukla ve anayasanın açıkça ihlal edilmesi durumuyla karşı karşıyayız. Özgür Bey, şimdi durumun yani yargılama sürecinin, tahliye sürecinin kasten mi yavaşlatıldığını öne sürüyorsunuz? Biz öyle olduğunu ileri sürüyoruz. Çünkü dediğimiz gibi bizim bir başvurumuza gerek kalmaksızın zaten geçtiğimiz hafta Perşembe günü tahliye edilmesi gerekiyordu. Bizim başvurumuzun üzerinden bile 7 gün geçmiş olmasına rağmen halen işleme alınmamış olması, tahliye kararının verilmemiş olması hem açıkça anayasaya aykırı hukuki anlamda hem de sürecin siyasi olarak yürütüldüğünü maalesef ki bizde bu kanıyı uyandırıyor. Şu yüzden çünkü pazar günkü seçimlerden önce bir tahliye başvurusunda bulunuldu. Ancak bilerek ve isteyerek aslında seçim sonrasına bırakıldığını bugün itibariyle bir kez daha görmüş olduk. Tahliye kararının verilmemiş olmasının. Haliyle hangi siyasi telkin ya da tavsiyelerle hareket edildiğini tabii ki biz bilme şansımız yok. Ama bunu açıkça görebiliyoruz. Eğer hukuk işletilmiş olsaydı, eğer hukuki bir süreç yürütülmüş olsaydı anayasanın 83. maddesi açık. Seçimden önce veya seçim sonrası bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili meclis kararı olmaksızın tutuklanamaz, yargılanamaz hükmü hala anayasada duruyor. Ve bu hükmün gereği Can Atalay'ın zaten derhal tahliye edilmesi gerekiyor. Yani burada Yargıtay'ın herhangi bir takdir yetkisi, tahliye etsem mi etmesem mi diye karar vereceği bir durum söz konusu değil. Sadece prosedürel olarak tahliye kararını yazıp hızlıca cezaevine göndermeleri gerekiyor ve yapmaları gereken tek iş buyken ve hiçbir hukuki tartışma yokken bunun yapılmıyor oluşu bize sürecin hukuki değil siyasi bir takım kaygılarla ya da siyasi bir takım hesaplarla sürecin uzatıldığını gösteriyor açıkçası. Peki sizce sürecin daha da uzatılması da mümkün mü? Çünkü yarın yemin töreni var. Yemin törenine belli ki Can Atalay katılım sağlayamayacak. Ancak bundan sonra artık 28. dönem yasama dönemi de başlamış oluyor. Burada da yine Can Atalay'ın uzun bir süre
tahliye edilmemesi durumu var mı? Böyle bir öngörünüz var mı? Şimdi biz aksini düşünmek istemiyoruz ama burası Türkiye ve artık hukuk devletinin kırıntıları dahi kalmadığı için hiçbir koşulda tahliye edilmemesi durumu ortaya çıkabilir diyemiyoruz. Yani asla tahliye etmezler diyemiyoruz. Çünkü Türkiye'de maki her şey mümkün. Ama biz sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Can Atalay'ı cezaevinden çıkarmak için, artık anayasanın maddelerini Yargıtay'a uygulatmak için gerekli her türlü hem hukuki girişimi hem her türlü siyasi girişimde bulunmaya devam edeceğiz. İşin bir de şöyle bir boyutu var. Şimdi Can Atalay anayasaya aykırı şekilde bugün cezaevinde tutuluyor. Hürriyetinden yoksun bırakılıyor. Bu Türk Ceza Kanunu'nda bir suç. Türk Ceza Kanunu'nun 109. maddesi kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu düzenliyor. Yani siz bir kişiyi hukuka aykırı olarak tutuklarsanız ya da tahliye etmezseniz bu suçu işlemiş olursunuz. Ve bu suçun kamu görevlileri tarafından işlenmesi durumunda cezası 10 yıla kadar hapis. Yani burada Yargıtay'daki savcılar ve hakimler birer hukukçu. Kendileri de bu düzenlemeyi bilmekteler ve yaptıkları fiilin yani tahliye kararı verilmemesinin Türk Ceza Kanunu'nun 109. maddesinin ihlal ettiklerini biz buradan bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Evet, hukukçulara kanun maddesi hatırlatmak gerekli değil, gerekmiyor. Ama biz bunu bir kez daha sizin aracılığınıza buradan hatırlatmış oluyoruz. Hiç kimsenin hukuka aykırı bir işleme imza atmamasını, anayasaya uyulmasını ve hızlıca gereğinin yapılarak değil bir saat, bir dakika dahi beklenmeksizin Can Atalay'ın tahliye edilmesini, yarınki mecliste yemin görevini, yemin işlevini yerine getirerek hızlıca meclisteki faaliyetlerine başlamasını buradan sizin aracılığınıza bir kez daha dillendirmiş olmak istiyoruz. Özgür Bey, ayrılmadan bir soru daha sorayım. Şimdi biliyorsunuz seçim bir şekilde kaybedildi. Muhalefet bloğu Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamamasıyla dağınık da bir görüntü vermeye başladı. Toplu fotoğraflar, toplu açıklamalardan ziyade daha çok parti içinde yapılan görüşmeler, değerlendirmeler ve ayrı ayrı yapılan açıklamalar görüyoruz. Türkiye İşçi Partisi'nin de aslında planlarını size sormuş olalım. Önümüzdeki yasama döneminde belki de Türkiye'yi zor günler bekliyor. Çünkü daha bugün bir milletvekilinin anayasaya aykırı bir biçimde 3 kadınla evlendiği haberini okuduk hep birlikte. Türkiye İşçi Partisi önümüzdeki dönemde neler yapmayı düşünüyor? Planları neler? Biz aslında hani seçim öncesi dönemde de sürdürdüğümüz siyasi çizginin devamını getireceğiz. Türkiye'de ciddi bir gericileşme sürecinin yaşandığı öncesinde de malumumuz ama seçim sonuçlarıyla birlikte ortaya çıkan tabloda, meclis aritmetiğinde gerçekten çok daha gerici bir iktidar. Belki Türkiye tarihinin en gerici iktidarıyla karşı karşıya olduğumuzun farkındayız. İşimizin zor olduğunu da farkındayız. Ama seçimler her ne kadar %52-48 ile kaybedilmiş olsa da Türkiye'de muhalefetin yani %48'in siyasi rejime, tek adam rejimine aslında teslim olmadığını da farkındayız. Bu çok önemli, biz bunu çok fazla önemsiyoruz. Yani %48 bu ülkedeki adaletsizliklere, hukuksuzluklara, gerici uygulamalara karşı teslim olmuyor. Evet, belki sandıkta kaybedilmiş olabilir ama Türkiye'nin geleceğini kaybetmemeye dair bir iradeyi tüm toplumsal muhalefetin birlikte göstermesi gerekiyor. Kadınlara yönelik saldırılar, LGBTİ artılara yönelik saldırılar, işçilere, emekçilere yönelik saldırıların artacağının farkındayız. Ama iktidar da şunun farkında olması gerekiyor. Gerek Türkiye İşçi Partisi olarak kendi özelimizde, gerek tüm toplumsal muhalefetin bileşenleriyle birlikte sandıkta kaybetmiş olduğumuz, Türkiye'nin geleceğini kaybetmiş olduğumuz anlamına gelmez. Biz çünkü Türkiye'de toplumsal muhalefeti ya da toplumsal mücadeleyi sadece seçimlere indirgemiyoruz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca hayatın her alanında, okullarda, fabrikalarda, sokaklarda iktidarın gerici her türlü saldırısının karşısında en güçlü şekilde olacağımızı buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Meclisteki aritmetiğin çoğunluğu iktidar tarafında AKP ya da Cumhur İttifakı'nda olabilir. Ama toplumsal muhalefet gücünü sadece sandıktan değil, tüm toplumsal hareketlerin örgütlülüğünden, gücünden, siyasi partilerden, kadın örgütlerinden, LGBT örgütlerinden,
sendikalardan almaktadır. Bu nedenle biz bu toplumsal muhalefetin kendi iç değerlendirmeleri elbette olacaktır. Ama hızlıca önümüzdeki dönem iktidar tarafından yönelecek her türlü saldırının karşısında toplumsal muhalefetin diri, güçlü ve hayatın her alanında bu direnci gücü örgütleyecek şekilde mücadele etmesine buradan bir kez daha biz de tekrarlıyoruz bu çağrımızı. Dün hatırlatmadan geçmek olmaz, 31 Mayıs Gezi'nin 10. yıl dönümüydü. Biz herhangi bir olumsuz tabloda, herhangi bir yenilgi anında bile hep dönüp baktığımız bir yer, hep bir referansımız vardır, o da Gezi'dir. 31 Mayıs'ta da toplumsal muhalefet öncesinde dağınıktı, zayıf gibi görünüyordu. İktidar çok kuvvetli görünüyordu. Ama toplumsal muhalefet istediğinde, ayağa kalktığında, haksızlıkların karşısında dikildiğinde görüldü ki Gezi'de evet, mesele sadece sayısal bir çoğunluğun iktidarda olması değil, toplumsal muhalefetin tüm bileşenleriyle birlikte mücadele ettiği durumda, işte bugün aradan geçen 10 yıla rağmen Gezi Parkı hala yerli yerinde duruyor. Ağaçlar orada duruyor. Bizler burada mücadele için durmaya devam ediyoruz ve bundan sonrasında da gerek parlamento düzleminde, gerekse sokakta, fabrikalarda, iş yerlerinde her türlü hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı, her türlü eşitsizliğe karşı mücadeleyi en güçlü şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz Özgür Bey katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşça kalın. Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, Türkiye İşçi Partisi Parti Meclisi üyesi Avukat Özgür Urfa yayın konuğumuzdu. Hatay'dan milletvekili seçilen ancak hala tahliyesi gerçekleştirilmeyen Can Atalay'a dair konuştuk. Kendisi sürecin hukuka uygun olmadığını, Can Atalay'ın seçilmiş bir milletvekili olarak pek çok kez milletvekilinin tescillendiğini ancak yargıda bu sürecin kasten yavaşlatıldığını aktardı. Mücadeleye devam çağrısı yaptı. Biz de burada noktalayalım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.